bugün basına da bilgi verdim. 14 şu ana kadar ölü. 4'ünün Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştık. 10 kişiyle ilgili de kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Çünkü o ilk hemen olayın patlama anının yakınlarında maalesef hayatını kaybedenlerle ilgili testleri devam ettiriyorlar. Onun için kimlikleri henüz belirlenmedi. Onun için Türk müdür, Suriyeli midir onu belirlemeye çalışıyoruz. Bugün zaten Anadolu Ajansı aracılığıyla görüntüleri verdik. Oradaki görüntüleri vermemizin sebebi patlamaya neden olan aracın Suriye tarafından gelip 14'ü 14 geçe orada park edip 14.37'ye kadar orada kalışını kamuoyuyla açıkça göstermek. Çünkü bu konuda spekülasyonlar olduğunu gördük ve patlamaya sebep olan aracın da Türkiye'de kaydının bulunmadığı bu şekilde belirlenmiş oldu. Ayrıca o görüntüleri izleyenler de göreceklerdir ki araçtan inen 3 kişinin ikisi Suriye tarafına dönüp bir tanesi Türkiye'ye giriş yapan bir kişi. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Olayın niye, nasıl, hangi amaçlarla gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyorlar. Sanırım kısa zamanda denetçi alır. Tabii bir şiddet olayıdır. Hangi amaçla yapılmış olursa olsun insanlığa, huzura karşı yapılan bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Biz de o bölgede gerekli önlemlerimizi, tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.